Altın sadece özel bir karışım olan kral suyunda çözünebilir. 3 hacim hidroklorik asit ve 1 hacimde nitrik asitin karışımı olan kral suyunu elde eden simyacı arkadaşlar Cabir bin Hayyan'dır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Simyacıların damıtma için kullandıkları aletin ismi arkadaşlar imbiktir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Pardon, D seçeneği olacaktır. Günümüzde element ve bileşikler sembollerle ve formüllerle gösterilirken fiziksel halleri de belirtilmektedir. Aristo'nun 4 element tanımına göre maddelerin gaz halinde olduğunda aşağıdakilerden hangisiyle belirtilir? Yani gaz dediğimiz arkadaşlar aslında nedir? Havayı ne yapıyor? Kastediyor bize. Havanın özellikleri neydi arkadaşlar? Hava hem sıcak hem de ıslaktı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Aristo'nun 4 element tanımına göre aşağıdakilerden hangisinde maddelerin elementler ile eşleştirilmesinde hata yapılmıştır diyor. Altın katısı arkadaşlar katıdır. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Toprak olacaktır. Oksijen gazı dolayısıyla bu hava olacaktır. Yıldız arkadaşlar ışık ve ısı ve yayıyor. Dolayısıyla ateş olacaktır. Deniz suyu zaten su diyoruz. Bu da su olacaktır. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Ancak porselen ateştir demiştir. Ateş olmaz. Cevabı ne olması lazım? Toprak olması gerekir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyanın nicel çağında gerçekleşmiştir? Nicel çağ döneminde gerçekleşmiştir diye soruyor. Bire bakalım yanma olayının oksijen gazı ile açıklanması. Bu bir doğrudur arkadaşlar. 2. Nitrik asitin kullanımı doğrudur. 3. Esans eldesi bu da doğrudur. Kütlenin kurulumu yasası bu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 yani nicel çağlarda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Aristo'nun 4 element tanımına göre X, Y, Z aşağıdakilerden hangisidir diye söylemiş. Hemen elementlerimize bakalım. Hava, ateş, geriye kalan 2 elementimiz var. Bunlar da nedir? Su ve ne vardır? Su ve topraktır. Ancak hangisi su, hangisi toprak onu bilmiyoruz. Bunu yandaki özelliklerine bakacağız. Dolayısıyla hava hem sıcak hem de ıslaktır. Dolayısıyla hava olacaktır. Hem ıslak hem de soğuk olan Y için ne dememiz lazım? Hem ıslak hem de soğuk ise bu ne olacak arkadaşlar? Su olacaktır. O halde Y'ye ne diyoruz? Su diyoruz. O halde hava burada, ateş burada, su. O zaman X ne olması lazım arkadaşlar? Toprak olması gerekir. O halde X'imiz toprak. Bir şey sıcaksa onun tam karşısı ne oluyor arkadaşlar? Soğuk. Bir şey ıslaksa onun tam karşısı ne olacaktır? Kuru. O halde X'imiz de ne olmalıdır burada? Kuru olmalıdır. Dolayısıyla bizden istenen nedir? X için toprak dedik arkadaşlar. Y için su dedik. Z için de kuru dememiz gerekir. Biyokimya ile ilgili. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Biyokimya, canlılar üzerindeki gerçekleşen kimyasal süreçler. Bakalım biri. 1. Canlı organizmalarında bulunan kimyasalları ve bu kimyasalların bileşimini inceler. Doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. 2'ye bakalım. Besin maddelerinin kimyasal yapılarını inceler. Arkadaşlar bu besin maddeleri bu gıda kimyası ile alakalıdır. Dolayısıyla biyokimya ile alakalı değildir. 3'e bakalım. Canlı organizmadaki kimyasal tepkimeleri inceler. Dolayısıyla 3 de vardır. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3. Yani canlı organizmadaki kimyasal süreçleri, kimyasal tepkimeleri inceleyen biyokimya dalıdır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Kimya, maddenin yapısı, özelliklerini, bileşimlerini, tepkimelerini, diğer maddelerle ve enerjiyle etkileşimini araştıran ve uygulayan bir bilim dalıdır. Buna göre aşağıda verilen konulardan hangisi kimyanın çalışma alanına girmez diye bize söylemiş. Atomun yapısını inceler mi kimya? İnceler. Element ve bileşiklerin türlerini inceler. Kimyasal tepkimeler ve tepkime kinetiğini inceler arkadaşlar. Kimyasal dengeyi de inceler. Ancak kuvvet kimyanın alanı içerisinde değildir. Kuvvet fiziğin alanı içerisindedir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Kimya çalışma alanlarına göre alt dallara ayrılmıştır. Buna göre disiplinlerden kaç tanesi kimyanın alt dalları arasında sayılabilir demiş. Arkadaşlar analitik kimya
Alt dalıdır, yani alt disiplinidir. Organik kimya alt disiplinidir kimyanın. Anorganik kimya yine kimyanın alt disiplini. Fiziko kimya kimyanın alt disiplini. Biyokimya yine kimyanın alt disiplinidir. Dolayısıyla hepsi, buradakilerin hepsi kimyanın nedir? Alt disiplini olacaktır. Dolayısıyla burada kaç tane var? 5. Dolayısıyla kaç tanesi alt disiplinidir diye sormuş bize. 5'i de alt disiplini olacaktır. Aşağıda verilen uygulama alanlarından hangisi organik kimyanın çalışma alanına girmez? Boya arkadaşlar organik kimyanın alanına girer. İlaç yine organik kimyanın alanına. Plastik yine organik kimyanın ve petrokimya. Bunların hepsi organik kimyanın alanına girecektir. Ancak termodinamik organik kimyanın değil fiziko kimyanın alanına girer. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır.